Önce sebzelerimle başlamak istiyorum. Bir tane şöyle koskocaman bir tava alıyoruz. Çünkü ıspanağımız var. Çok fazla acım kapladığı için. Önce mantarlarımla başlayacağım ben. Şimdi ben mantarların saplarını her zaman kullanıyorum. Şöyle kararmış kısımlarını çok hafif alıyoruz. Kabaca doğrayıp tavaya atacağım. Bu sefer tavamın altını önceden açmadım. Çünkü çok ihtiyacım yok. Her şey bir anda olacak zaten. Evet, ocağımı yaktım. Tava ısındığı anda biraz zeytinyağı ekleyeceğim sadece. Biberlerimi doğrayayım. Eti en sona bırakacağım. Şimdi normalde ben her zaman soğanı önce kavuruyorum. Fakat burada mantarlar piştikten sonra kavuracağım. Hatta tam kavurma işlemi de denemez. Biraz öldüreceğim diyeyim. Çünkü etin yanında o kıtır kıtır soğan tadının ağzıma gelmesini istiyorum. O yüzden zaten tavamı da önceden ısıtmadım. Bu sefer sebzelerim biraz daha diri kalacak. Bunları şöyle uzun uzun kabaca doğrayacağız. Burada küçük bir işlem yapacağım ben. Sizle de bunu paylaşayım. Şimdi soğanları diri bırakacağız, tam öldürmeyeceğiz dedim ya. Acısının biraz gitmesini istiyorum. Şöyle küçük bir kapta bunları ovarak yıkayacağım güzelce. Ve çok az, bir 25-30 saniye kadar bekleteceğim. Şimdi ıspanakları ben daha önceden temizledim. Sirkeli suda beklettim. Ve renklerinin kararmaması için de soğuk suyun içinde. Biraz daha beklettikten sonra kabaca doğrayacağım. Şu şekilde sularını sıkalım. Acıları yeterince gitmiştir. Şöyle suyunu iyice sıkın ki tavamıza gereksiz bir su gelmesin. Bunu arzu edenler limonlu suda da bekletebilirler ama bunu yeterli olduğunu düşünüyorum. Mantarlarım olmaya başladı. Soğanlarımı ekleyeceğim. Sanırım 3 diş benim için yeterli olacak. Soğanlarım da olmaya başladı. Tavanızın en az 5-6 dakika ısınması gerekiyor. Tavamı çıkarmak istediğim sıcaklık tahmini 180 derece olacak. Yine bir ufak yer değişimi yapalım. Yüksek ateşi ben etlerim için alayım. Ve size yanına küçücük böyle bir atıştırmalık yapacağım tortilla ekmeğinden. Buna güzelce tavada biber salçamızı eriteceğiz. Üzerine süreceğiz. Küçük küçük minik cipsler elde edeceğiz. Şimdi bu aşamada kabaca şöyle içine birkaç tane sarımsak doğrayacağım. Şimdi kırmızı biberlerimizi ekleyelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanacağım ben. Biber salçasını biraz baharatlandıracağım. Biraz pul biber koyacağım. Biraz kekik, biraz karabiber, içine biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Katı, hafif katı böyle minik bir karışım yapacağım. Sebzelerimi kontrol edeyim. Bonfilelerimi alıyorum. Sadece zeytinyağı koyacağım. Çünkü dediğim gibi az önce size bahsetmiştim, kalın yüzeyli bir et parçası. Çok güzel bir sır bonfilesi. Eğer önceden tuz ve karabiber eklersem, özellikle tuz, içindeki su moleküllerinin açığa, serbest kalıp açığa çıkmasına sebep olurum. Şu şekilde bunları, oda sıcaklığına da gelmiş bu arada. Evet, etlerim de hazır. Kapladığım bonfileleri tavama koyuyorum. Her köşesini iyice mühürlemek istiyorum. Izgara izlerini görebilirsiniz. Karıştıralım ve ıspanaklarımızı da ekleyelim. Ispanakları da şöyle sadece birkaç dakika çevireceğim. Şimdi etlerim istediğim gibi mühürlendi. Şimdi biz etimize hiç baharat koymadık. Bolca kekik, bolca pul biber koyacağım. Karabiber, şöyle tuz. Evet. Tur attıralım. İçinde. Bu hazır. Ben fırınıma doğru gidiyorum. Fırınım 200 derecede olacak. Yaklaşık 20-25 dakika bizim için yeterli. Şimdi ıspanaklarım da olmak üzere baharatlamaya başlayalım. Hiç tuz koymadık başından bu yana.
bolca tuz ilave ediyorum. Yine hiç karabiber, hiçbir şey koymadık yani kısaca. Şöyle. Ben acı çok seviyorum. O yüzden pul biberi çok sık kullanıyorum. Evet, sebzemiz hazır. Tortillalarımı özellikle sebzeleri pişirdiğim tavada yapmak istiyorum. Burada sizle küçük bir yağ karışımı yapmıştık. Bunu içine koyacağım. Evet, şu şekilde hemen elimizle içindeki bütün sosu emdirerek. Zaten olduğunu ısıdan anlayacaksınız. Şöyle hemen öbür tarafını alalım. Tortillam da hazır. Evet. Şöyle alalım. Hafif pişirdiğim sebzelerimden koyacağım. Şöyle, şöyle biraz daha koyalım. Ve hazırladığımız tortilla ekmeğini şu şekilde dürüm gibi yapıyorsunuz.